Eğitimi yetersiz. Niye yetersiz diyeceksin? Yeniden başlayan üniversite bayağı bir çok açıldı biliyorsunuz. Yeni öğretmenler atanıyor. Öğretmenler şöyle söyleyeyim abime. Eğitim için değil de gelip günlerini doldurmak, Urfa'da bir yıl görev, bir yıl, üç yıl görevlerini bitirip gitmek için geliyorlar. Kimisi gelir gelmez Urfa'da evleniyor. Direktmen tayinini kaldırıyor. Çocuklar ne oluyor? Yine hocalarına tam alışmışken ufacık eğitim yaşındaki çocuklar. Yeni hocalar geldikleri zaman, başka bir hocaya geçtikleri zaman hani tak orada eğitim çizelgesi gidiyor. Hani çocuklar yetişkinler gibi değil biliyorsunuz. Duygusal evet. Bağları var öğretmenlerle. Evet. O duygusal bağ koptuğu zaman ne oluyor? Çocuklar dışarıda eğlenceye dalıyor. Eğitimi bırakıyor. Boşlayanlar oluyor. Hani bunlar bu şekilde devam ediyor. Ayrıyeten şöyle bir şey söyleyeyim. Çocukların dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Evet. Öyle bir şey olsaydı dışarıda biz çakal çukal al buyurun dediğimiz insanlar doğmazdı. Eskiden ne olurdu? Hocalar gelirdi. Eskiden farkındaysanız Urfa'da öyle bir durum yoktu. Herkes eğitimdeydi. Bir eğitimin derdi olduğu zaman giderdi ailesiyle görüşürdü. Çocukla görüşürdü. Gerekli imkanları sağlardı. Ama şimdi öyle değil. Sağa sola bakıyorsunuz ufacık çocuklar esrar içiyor köşelerde. Hemen örnek vereyim. Yıldız Meydanı'nda yukarı tarafında Bıçakçı Mahallesi. Cami Kebir Mahallesi. Bakıyorsunuz da ortaokul yaşındaki çocuklar esrar içiyorlar. Hocalar ne diyor? Ailelere bakmıyor. Ben mi ilgileniyorum? Bir eğitimciye bu yakışmaz yani. Eğitimcinin evet. O çocuğu oradan çıkartıp gelecek temiz bir yaşam umut etmesi lazım onlara. Evet. Sınavlara baktığımızda Urfa en sonlarda yer alıyor. Belki siz de takip ediyorsunuzdur. Etkisi oluyor mudur sınavlarına? ÖYS olsun, NYS olsun? Abicim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Tabii ki etkisi oluyor. Urfa'ya baktığınız zaman en çok dershane bulunan illerden biri. Ama Niğde'ye baktığınız zaman ufacık bir il. Niğde bile bizim önümüzdeyse, Iğdır bile bizim önümüzdeyse demek ki burada bir sıkıntı vardır. Burada sıkıntı, aynen buradaki sıkıntı nedir? Bizim gençlerimize gerekli imkanlar sağlanmıyordur. Bizim gençlerimiz sokak varken okullara çekilmiyordur ve onlar için çalışmalar yapılmıyordur. Ha çalışmalar yapılıyor. Hani dünya kadar paralar döküyorlar, öğretmenleri çağırıyorlar, topluyorlar. Bakın bu gerçekleşen projeler var bildiklerim söylemiyorum. Ne işini evet. Biz yapıyoruz çünkü. Hani çocukları topluyor, öğretmenleri topluyorlar. Bunu yapacaksınız diyor. Proje bitiyor. Hani para bitiyor. Öğretmenler de yerinde duruyorlar. Lüks otellerde topluyorlar insanları. Toplantılar, yemekler veriyorlar. Ama hani kayda alınıyor mu? Alınmıyor. Öyle söyleyeyim. Evet, teşekkür ederiz efendim.